Gündem Özel'e kaldığımız yerden devam ediyoruz ikinci bölümümüzle. İlk bölümümüzde Ankara'nın göbeğinde, aslında Ankara'nın göbeğinde diyerek olayı daraltıyoruz ve hata yapıyoruz. Turan Çömez bunun izini 15 yıl kadar önce İstanbul'da da bulmuştu. Ankara'da, İstanbul'da, Ankara'nın İstanbul'un göbeğinde, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yurtta kalan yaşamı ve geleceği devlete emanet edilmiş kız çocuklarının nasıl fuhuşa sürüklendiği, nasıl bir şebeke tarafından yüksek bürokrasiye, siyaset kurumuna, ne yazık ki bu kelimeyi kullanmak zorundayım, servis edildiği ve bu çarkta nasıl öğütüldüklerini konuştuk. 2007'den itibaren konuyu aldık. Bahçeli Evler'deki çocuk esirgeme kurumuna ait yurtta Turan Çömez'in ani bir ziyaretinde ortada olmayan, yurtta olması gereken ama olmayan, akıbetleri bilinmeyen 33 kız çocuğundan bugün Aleyna Çakır'a, Esra Hankul'una ve Kader'e, ismini cismini bilmediğimiz daha birçok kadına ve arkasındaki devlet görevlilerinin olduğu şebekeye dair konuştuk. Şimdi ikinci bölümümüzde ise Sedat Peker'in açıklamalarıyla tekrar gündeme gelen Burhan Kuzu, Naci Şerif'i, Zindaşti, Aliye Uzun ilişkisini masaya yatıracağız konuklarımızla. Konuklarımızı hatırlatmak gerekirse avukat Dilek Ekmekçi stüdyomuzda, gazeteci İnce Hekimoğlu ve Turan Çömez Skype hattımızda. Bahadır Özgür de bize katılacaktı ama bizden kaynaklanan bir teknik sorun dolayısıyla şu an yayına katılımını sağlayamadık. Arkadaşlarımız tekrar deneyecek ve Bahadır Bey'in yayına katılımını sağlamaya çalışacaklar. Meseleyi biraz özetlemek gerekiyor Burhan Kuzu Zindaşti Aliye Uzun meselesini. Burhan Kuzu hayatını kaybetmeden önce uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerif'i Zindaşti ile yakın ilişkilerinin olduğuna dair fotoğraflar basına servis edildi. Kuzu servis edilmeden önce, fotoğraflar servis edilmeden önce Zindaşti ile bir tanışıklığı olmadığını söylemişti. Fotoğraflar ortaya çıktıktan sonra hayırsever iş adamı vatandaşlık almak istiyordu, yardımcı olmaya çalıştım dedi. Ama daha sonra ortaya çıktı ki uyuşturucu kaçakçısı olan Zindaşti'nin tahliyesinde mahkemeye baskı yapmış ve hakimin tahliye kararı vermesini sağlamıştı. Aliye Uzun burada kilit bir isim. AKP Beşiktaş Kadın Kolları Başkan Yardımcısı. Kendisi de iddialarla ilgili, kendi hakkındaki iddialarla ilgili bir saat kadar önce bir açıklama yaptı. Reis sevdalısı olduğunu söyledi, iş kadını olduğunu söyledi. Çok dişe dokunur bir şeyler söylemedi. Aliye Uzun, Zindaşti ile Burhan Kuzu'nun arasındaki ilişkiyi kuran kişi. Sonra aniden Burhan Kuzu'nun ölmesiyle bu dosya kapanmıştı. Ta ki Sedat Peker'in yeni bilgiler ışığında dosyayı yeniden açmasıyla. Çünkü Burhan Kuzu'nun ilişkileri sadece Zindaşti ile sınırlı değilmiş. Zindaşti'nin hasmı, diğer bir uyuşturucu kaçakçısı Ünağanlar'la da Burhan Kuzu'nun ilgisi, alakası varmış. Şimdi Sayın Çömez'le başlamak istiyorum. Sayın Çömez, Burhan Kuzu'yu nasıl bilirdiniz? Çok zor tabii bu konuda yorum yapmak ve hayatını kaybetmiş biriyle ilgili bu programda değerlendirme yapıyor olmak gerçekten üzüntü verici. Ancak öte yandan ortada bir gerçek var. Bu hepimizi ilgilendiriyor, devleti ilgilendiriyor, milleti ilgilendiriyor ve ortada yaşanan inanılmaz vahim bir tablo var, bir skandal var. Çok basitçe özetleyecek olursak iki tane çok önemli mafya grubu var. AK Parti'de siyaset yapan bir hanım var. AK Parti'de 3 yıl parlamenterlik yapmış. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nda önemli konumlarda rol almış. Önemli bir akademisyen var. Ve bu çarkın içerisinde inanılmaz girift, karmaşık, kirli, çirkin ilişkiler var. İşin içerisinde uyuşturucu var, rüşvet var, tehdit var, şantaj var. Adam öldürme var, gruplar arası çatışmalar var, siyasetçi var, iş adamı var ve bu kirli ağın içerisinde biz şimdi neyin ne olduğunu konuşmak istiyoruz. Bu çok kolay bir şey değil. Bu aslında rahmetli Burhan Kuzu keşke hayatta olsaydı, bu konuşulanların hepsine cevap verebilecek olsaydı ve keşke yargılansaydı, yargı önünde bunları anlatsaydı ve toplum bir parça temizlenebilseydi, arınabilseydi, gerçeklere ulaşabilseydi. Şimdi biz Burhan Kuzu'nun arkasından bir fotoğraf gördük. Siyasetçi, mafya, bürokrasi, devlet, iş adamı, rüşvet, şantaj, fuhuş ve bunların girift ilişkileri. Bu aslında bir Türkiye'nin özeti.
Burhan Kuzu öbür dünyaya giderken bıraktığı tek miras bu oldu. Ve bir insan için ne hazin bir tablodur ki arkasından bunların konuşuluyor olması. Çok üzüntü verici bir tablo. Ama ihtirasının kurbanı oldu. O çarkın içerisine girdi ve zaten bir suç ilişkisi içerisine girdiğiniz zaman, o grift tablonun içerisine girdiğiniz zaman devam ettirmek zorundasınız. Devam ettirmeden çıkmanız mümkün değil ve o da ne yazık ki hayatının son anını bunlarla geçirdi ve ölümünden sonra bile arkasından böyle konuşuluyor. Ölümüyle ilgili açıkçası toplumda soru işaretleri var, kuşkular var. İnsanlar nasıl öldüğü konusunda bir sabah uyandılar ve haberlerde Burak Kuzu'nun öldüğünü öğrendiler. Bu tartışmaları da beraberinde getirdi. Hele hele son olaylarla beraber daha fazla tartışılmaya başlandı. Şimdi ben Burhan Kuzu ile 5 yıl siyaset yapmış biri olarak bu kimliğimi bir kenara bırakıp hekim olarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. İngiltere'de korona hastalarına bakmış. Bu konuda kendini otoriteliydi ama... Pardon, ölüyorum ama ben hiç duyamıyorum. Arkadaşlar... İnci Hanım yayını duyamıyor. Çok zor ses geliyor ama hiç anlaşılmıyor. Sayın Hekimoğlu, şu an arkadaşlar ilgilenecek ve bu sorunu giderecekler. Bir bağlantıyla ilgili bir sıkıntı var, kusura bakmayın. Turan Bey devam edin lütfen. Siyasetçi kimliğimi bir kenara bırakıp İngiltere'de 10 yıldır hekimlik yapan biri olarak, Türkiye'deki deneyimlerini de buraya taşımış biri olarak konuşuyorum. Korona hastalarına bakan birisi olarak söylüyorum bunu. Burhan Kuzu'nun ölümü ciddi olarak araştırılmalı. Tabii insanlar ölümün ardından nasıl araştırma yapılır sorusunu belki gündeme getirebilirler. Acaba işte mezarı açılıp bununla ilgili bir otopsi mi? Hayır, buna hiç gerek yok. Bu gece bu yayını izleyen savcılar re'sen bir karar verip yarın Burhan Kuzu'nun hastane kayıtlarına el koymalıdır. Sayın Kuzu'nun oğlu son derece metanetli bir şekilde bir açıklama yaptı ve babasının sitokin fırtınasından öldüğünü söyledi. Sitokin fırtınası koronada rastladığımız ve insanların gerçekten ölümüne yol açabilecek bir tablodur. Ancak bunun mutlaka ve mutlaka kayıtları vardır. Kayıtları olmadan herhangi bir şekilde bu sürecin yönetilmesi mümkün değildir. Yoğun bakım kayıtları vardır, kan tahlilleri vardır, hastane kayıtlarında bütün detaylar vardır. Burhan Kuzu'ya bakan doktorların vereceği ifadeler vardır. Bunlara ulaşılması halinde kesinlikle ve kesinlikle Sayın Kuzu'nun, rahmetli Kuzu'nun neden öldüğü, nasıl öldüğü, hangi süreçte hayatını kaybettiği ortaya çıkacaktır. Ha diyebilirsiniz ki Türkiye'de neye güveneceksiniz? Hastaneler kayıtlarını ortadan kaldırabilir, bunlara ulaşmak mümkün değil. Doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum, yapamayacaklarını düşünüyorum. Yapmış olsalar bile yine Türkiye'de bir realite var. E-nabıza bütün kan tahlilleri düşüyor, bütün sonuçlar düşüyor. Buradan araştırılmalıdır. Bunu da yapamadığınız takdirde onların da değiştirme ihtimalini gündeme almanız halinde bu kez e-nabızın sistematiğinde, bilgisayar kayıtlarında nelerin değiştirildiğini görmeniz geriye dönük olarak mümkündür. Dolayısıyla ben bu akşam yurtsever savcılara çağrı yapıyorum. Önemli bir konudur. Sayın Burhan Kuzu'nun nasıl, ne şekilde ve neden öldüğüne dair ciddi bir araştırma yapılırsa bu konu açığa çıkar. Bu konunun açığa çıkması hepimiz için önemli. Çünkü bu şüphe, bu soru işareti insanların kafasında olmaya devam ettiği sürece devlete olan güvenini kaybedecek insanlar. Bu çok önemli bir travmadır. Devletle millet arasında büyük bir ayrışmaya yol açan bir süreç var zaten. Bunu daha da ortaya çıkartacak bir tablodur bu. Dolayısıyla lütfen bu konuda gereken yapılsın. Aklı başında bir savcı, cesaretli bir savcı doğru bir adım atarsa, doğru bir inceleme yapılırsa hekim olarak ben rahatlıkla söylüyorum ki gerçek bilgiye ulaşılır. Peki Sayın Çömez, siz tabii elinizde bilimsel bir veri olmadan konuşmazsınız. Bir çağrı yapıyorsunuz. Kayıtlardan bu işin ne olduğu ortaya çıkar diyorsunuz. Şüpheler giderilir diyorsunuz. Peki hekim kimliğinizin dışında bu ölüm hayatın olağan akışına size de aykırı geliyor. Öyle anlıyorum. Ben sürecin doğal olduğu kanaatinde değilim. Burhan Kuzu sıradan birisi değil, rastgele birisi değil.
Bir kere zaten Cumhurbaşkanlığında çalışan herkes çok yoğun bir kontrol altında, sürekli testleri yapılıyor, aşılamaları yapılıyor. Dolayısıyla onun zaten böyle bir hastalık yaşadığı bu tablo ortaya çıkmış olsa, bilinmiş olsa zaten gereken yapılırdı ve öncesinde de bir takım tedbirler alındığı ortada. Sayın Burhan Kuzu medyayı çok seven, popüler olmayı çok seven, insanlarla haşır neşir olmayı, sosyal medyayı çok yoğun kullanan birisiydi. Dolayısıyla bu süreç içerisinde onun toplumu böyle bir şeyden habersiz bırakması da bana çok doğal gelmiyor. Ve bir sabah aniden bu haberlerle uyanıyor olmak gerçekten çok büyük şüpheleri de beraberinde getirdi. Açıkçası ben bu sefer hekim kimliğimi bırakıp siyasetçi kimliğimle konuşuyorum. Bu ölümün doğal olduğuna inanmıyorum. Sayın Çömez, değerlendirmeleriniz için teşekkür ederim. Size tekrar döneceğim. Sayın Hekimoğlu, size iki sorum olacak. Sayın Çömez bu ölümün doğal olduğuna inanmıyorum dedi. Hem siyasetçi hem hekim kimliğiyle, bilim insanı kimliğiyle konuştu. Siz ölümün doğallığına inanıyor musunuz? Birinci sorum bu. İkinci sorum da burada Burhan Kuzu öldü. Hakka yürüdü diyelim, AK Partililerin sevdiği tabirle. Zindaşlı firar etti ama Ali Yavuz'un ortada. Ali Yavuz'un burada, İstanbul'da. İşte görüntü falan yayınladı. Hadi bu ikisine ulaşamıyoruz. Biri mezarda, biri kaçtı gitti. Ali Yavuz'una niye kimse dokunmuyor? Çömez'in söylediği şeye tümüyle katılıyorum. Çok önemli bir şey söylüyor. Evet, zaten kamuoyunun büyük bir kısmı Burhan Kuzu'nun doğal yollarla öldüğüne inanmıyor. Zaten şöyle bir şey var, dikkatinizi çekerim. Daha önce de haber oldu. Burhan Kuzu'nun ölümünden bir gün önce yine Burhan Kuzu ve başka siyasilerle fotoğrafı olan Fatma Mavi çok şaibeli bir şekilde İstanbul'da öldürüldü. Onun ölümünü üstlenen kişi de sabıkası yüklü biri. Fakat o davanın olduğunu falan da kimse takip etmedi ya da edemedik. Ama bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Yani yine bütün bunlar bu kadar ortaya çıkan, her alanda neredeyse ortaya çıkan bu kadar ağır suç tabloları karşısında elbette ki cinayetler de olacak ve ifadeler de olacak. Bu da bunun doğal sonucu oluyor zaten. Yine mesela Şule Çek davasının aklıma gelen şüpheli ölümlerden biri. Şule Çek davasının kaderini değiştirecek bilirkişi raporunu veren Profesör Ender Taner evinde ve bu bir aynı zamanda Gazi Üniversitesi'nde psikiyatri ana bilim dalında öğretim dikkatinizi çekerim. Kendini asmış olarak bulundu evinin salonu. Bu da mesela bence araştırılması gereken şüpheli ölümlerden biri. Bu da üstü kapatıldı intihar diye. Burhan Kuzu'nun da gerçekten Sayın Çömez'in dediği gibi medyatik olmayı, medyada olmayı çok seven bir şahıs olarak COVID olsaydı herhalde hepimizin haberi olurdu. Kaldı ki yurt dışındaki bazı gazeteciler çok ciddi istihbaratlar aktardılar. Hepsi bir yana, zaten kendi bir dönem danışmanlığı yapan kişi dün verdiği röportajlarda Burhan Kuzu'nun öldürüldüğünü düşünüyorum dedi. Şimdi bütün bunlar ortadayken yani nasıl devam ediyor? Ya ben gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bütün bunlar varken, açıklanıyorken, anlatılıyorken, tanıkları varken, Ali Yavuz'un ortadayken, Ali Uzun gibi ve bir başka isim de vardı şimdi, korkmaz mıydı soyadı? Yani bu kadın kadınlara aracılık ettiği siyasilere... Karaca. Pardon. O kadar çok isim var ki hepsi birbirine zaten karışmaya başladı. Bunların yaptığı işte ortadayken hala sarayda aile, ahlak
falan diye bize yutturulan bir milli yerli ticaret bu mu oldu yani? Kadın pazarlamak mı milli yerli ticaret? Uyuşturucu ve mafyayla iç içe girmek mi? Koskoca saray danışmanı, bugünkü anayasanın yapıcısı adamın yeraltı mafyasının önemli isimleriyle komisyon alarak adli tıba işte devreye girerek falan yaptığı işler mi ahlak ve milli yerli diye bize yutturulan? Ve bütün bunlar olurken bunlar hakkında hiçbir soruşturma açılmazken işte bir kadın cinayetini haber yapan gazeteci arkadaşımız örneğin Evrim Kepenek hakkında dava açılıyor. Belki bizim hakkımızda da açılacak. Ama gerçekten ya bu kadar kirlenmiş olabilir mi yargı diye düşünüyorum ama ortaya çıkan her şey ne yazık ki bunu gösteriyor. Ve Ali Yavuz'un hala bugün müthiş pişkin bir şekilde sağa sola cevap veriyor. Videolar koyuyor. Gazetecilere cevaplar veriyor. Çünkü biliyor dokunulmayacak ona. Çünkü kimse gerçekten sen o gün Kuzu'nun öldüğü gün yanında mıydın? Ne yapıyordunuz? Niye birlikteydiniz? Nasıl öldü sorularını sormayacak. O kadar emin ki bundan. Ama artık bu başka türlü bir tavır gerekiyor muhalefetinde. Yani sivil toplumunda, muhalefetinde seçim bekleyecek halimiz yok. Yani kaybedilen her dakika daha da bu suç şebekelerinin güçlenmesine neden oluyor çünkü. Yani emin olamayız artık bir seçimden ve seçimin sağlıklı sonuç vereceğinden. Başka bir şey, yani o kadar ağır bir suç silsilesi var ki önümüzde. Yani bunun için bir yıl daha, 1,5 yıl daha seçimi beklemek demek, giderek karşımızdaki bu kriminal yapının daha da güçlenmesi ve daha fazla suçu göze alması demek. Sayın Ekimoğlu, teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Sayın Ekmekçi, yani gördünüz, duydunuz yani Burhan Kuzu ve Zindaşti Ali Yavuz'un üçgeninde olanlarla ilgili, yargının olayla ilgili dahil olduğu kısmı da biliyoruz hepimiz. Farklı bir konu sizin üzerinizde çalıştınız ama orada da bir suç şebekesi var. Ve sizin o suç şebekesine dair iddialarınızda yetiştirme yurdundaki kızlara uyuşturucu verildiğine dair de iddialarınız var. Bu iki şebekenin de ulaştığı yer, çıkış noktası aynı olabilir mi? Siz benzerlik kuruyor musunuz? Bu uyuşturucu baronlarıyla siyasilerin ilişkisini. Yani zaten kriminolojik olarak, hani ben aynı zamanda ceza hukuku hocasıyım, kriminoloji dersleri de verdim senelerce. Kriminolojik olarak zaten uyuşturucuyla fuhuşun yani bir arada görülmesi çok sık rastlanan bir şey. Yani bir madde bağımlılığı, bir uyuşturucu pazarı, bir uyuşturucu kullanımı, uyuşturucu olan bir ortam olmadan hani fuhuş da o sektör de sekteye uğrayabilir. Böyle bir birlikte yaşama gibi bir durum var yani bu suç sektörleri arasında. Bu tabii uyuşturucu ve fuhuş arasında daha yakın bağ kurulabiliyor ama yani kara para olan sektörler zaten aslında bir bütün. Yani mesela ben bu olayları araştırırken fuhuştan başladım. İşte uyuşturucuyla ilgili bildiklerim vardı ama iş petrol kaçakçılığına kadar, Türkiye'nin gerçeği hani akaryakıt yoluyla vergi kaçakçılığına kadar vardı bağlantılar. Yani tabii bunları zamanla paylaşacağım. Kamuoyuyla da, yargıyla da. Peki Burhan Kuzu ya da başka bir üst düzey siyasinin direkt bağlantısına dair bir şey buldunuz mu? Yurttaki kızların. Şöyle fuhuşa sürüklenmesine dair. Yani Burhan Kuzu benim İstanbul Hukuk'ta hocamdı. Yani bir şimdi konuşuluyor tabii, gündem oldu. Türkiye'nin gündemi yani kadın pazarlayanlar oldu. İşte çok enteresan şeyler konuşuluyor. Bir distopya yaşanıyor adeta. Kadın düşkünlüğü de konuşuldu. Hani önün arkasından konuşuyor gibi olmayalım ama maalesef bu konuları konuşmak zorunda kalıyoruz. Yani ben şuna şahit oldum. Hocam olduğu için mesela biyolojik ablamdan doğru bu olaylara vakıf olduğumda, İstanbul Hukuk Yıllığımı gösterdiğimde kendisine, fotoğraflara bakınca, işte hani bizimle ilgili yazılan şeylere bakınca, işte hocaların fotoğrafları, yani yıllığa karıştırırken yıllığa verdiği tepki şu, yani belki de tek tepki verdi yani yıllığa.
Benimle ilgili değil yani. Aa, Burhan Kuzu, o kadar hoca var. İnanın böyle yani, bunun şahidi bir tek benim. Ablanız ama, Burhan Kuzu'yla tanışıyor yani. Yani tanıdı. Hani mesela hukuk fakültesi okumamış, lise mezunu. Sormadım. Yani her şeyden böyle bir anlam çıkarmamaya çalışıyordum ama yani şöyle de bir şey var. Ben daha televizyonda kendisiyle da tanıyor olabilir mi? Yani bilmiyorum, şununla bağladığımda bir yani bilmiyorum, başka anlamlara da gelebilir. Ben kendisiyle ilk tanıştığımda, yüzle tanışmadan ilk telefon görüşmemizde ben doktoralı işsizdim. Yani hukuk fakültesi, hukuk doktoru olmuş ama hani üniversitede kadro bulmaya çalışan biriydim ve bana şunu dedi. İlk daha telefonda yüzle tanışmadan hayatımda, yani yıllar sonra bulduğum ablamla, bir profesör var, anayasacı, yani anayasacı olduğunu söylemedi. Ben sonradan, hani Ankara kökenli bir profesör, onunla işte ondan yardım alalım vesaire dedi. Bir anayasacı, Burhan Kulu gibi anayasacı, adını şey yapmayayım, A, Ö diyeyim hani. Ve bu kendisiyle çok yoğun HTS trafiği var. Benim fuhuş iddialarımda bahsettiğim ilkokul mezunu, yani mama olarak bahsettiğim insanları boşadığı söyleniyor avukat olarak. Yani bunların sosyoekonomik, kültürel olarak bir araya gelebilmesi bir profesörle yani diğer profilin çok zor. Durum ortaya çıkıyor. Yani hayatın olağan, akışı normal bir ülkeden olağan akışına aykırı olacak bir çevresi var ablanızın. Evet, kesinlikle. Yani sonuçta ben ablanızı tanımıyorum. Ablanızı yani bir yetiştirme yurdunda bana iş büyümüş, bana akademik kadro bulma vaadiyle yani benimle ilk telefon konuşmasını yaptı. Anayasa yaptı. Profesörlerini evet, tanıyor. Evet, lise mezunu abla. Emniyet istihbaratçıları tanıyor. Efendime söyleyeyim, çeşitli yargıçlarla yatta teknelere gidiyor. Evet, evet. Ve hayatın olağan akışına aykırı burada bir beni tanıştırıyor diğer bir hakimle kendisi. Sizi tanıştırıyor. Evet. Çok arkada işleyen bir mekanizma söz konusu gibi görünüyor. Evet. Size tekrar döneceğim. Teşekkür ederim değerlendirdiğiniz için. Sayın Çömez, Burhan Kuzu katıldığı bir televizyon programında bu iddialarla ilgili bu kadar, hani rezilliğin bu kadarlık kısmı daha ortaya saçılmamışken, sadece fotoğraf üzerinden ve tahliye telefonuyla ilgili kısım ortadayken şöyle bir söz etmişti. Bu işleri sadece ben yapmıyorum demişti. Oradaki anahtar cümle buydu. Bazı çevreler bunu Burhan Kuzu'nun bir yerlere mesaj yollaması olarak algıladı. Sizin siyaset döneminde de gerek Burhan Kuzu olsun, gerek AK Parti'nin diğer siyasi büyükleri olsun, bu tür operasyonlarda, müdahalelerde bulunuyor muydu? Sizin buna dair şahitliğiniz var mı? Ve Kuzu'nun o sözünün bir yerlere mesaj olduğunu düşünüyor musunuz? Aslında mesajdan ziyade Kuzu bir gerçeği gözler önüne koymuş. Bu bir realite. Ben siyasetin içerisinde çok farklı bir dönemde bulundum ve çok farklı da bir profil çizdim. Bir önceki bölümde de söyledim. Hiç pişman değilim. İyi ki de öyle olmuşum. Çok şey görme, tanıma, Türkiye'yi anlama fırsatım oldu. Kötülük bulaşıcıdır Fatih Bey. Maalesef siyasetin içerisinde şu anda bir kötülük virüsü var. O virüs birçok yere ulaşmış ve bulaşmış durumda. Siyasette dürüst olarak, ne yazık ki Türkiye siyasetinde dürüst olarak, ahlaklı olarak, erdemli olarak ve doğruların peşinden koşarak, yanlışlarla mücadele ederek, sadece Türkiye'nin menfaatini düşünerek var olma şansınız hemen hemen yok. Ben bunu deneyimledim, gördüm, yaşadım. Çok da ağır bedeller ödedim. Dolayısıyla Ankara kulislerinde ve Ankara'nın ışıltılı salonlarında ya da karanlık çevrelerinde süre gelen süreç bizim dışarıdan okuduğumuz ve gördüğümüzün çok farkında. Ve siyasetle beraber, güçle birlikte, parayla birlikte bu ilişkiler o kadar kompleks ve komprime hale geliyor ki artık bundan vazgeçilmez oluyor. Ama siyaset erdemli, ahlaklı, namuslu, yurtsever bir kurguyla kurgulanmış olsa ve bunlar Türkiye siyasetinde prim yapsa, bunlar ön plana çıksa, bunlar değerini bulmuş olsa şüphesiz o enstrümanlar daha güçlü olacak ve onunla ilgili kişiler ön plana çıkacak ve yola devam edecekler. Bugün artık siyaset ahlaklı ve düzgün insanların bulaşmak istemediği bir alan haline geldi. Ve zaten bulaşsalar bile, bir parça ilerleseler bile var olma şansları çok da fazla kalmadı. O sebeple siyaset, eğer dürüstseniz, ahlaklıysanız çok ağır bedeller ödetiyor size. Siyasi dönemin bittiğinde ben o defteri kapattığımda hekim olarak müracaat ettim. Müsaade ederseniz biraz konu dışında ama önemli bir şeyden bahsedeceğim size.
Sağlık Bakanlığı'na müracaat ettim ve dedim ki ben uzun yıllar genel cerrahi uzman olarak çalıştım, siyasetim bitti. Yasaların bana verdiği yetkiye göre milletvekilliği biten kişi nereden istifade ettiyse tekrar oraya geri döner. Lütfen beni tekrar görevime iade edin. Ben Vakıf Kuraba Hastanesi'nde tekrar genel cerrahi uzman olarak görevime devam edeyim. Bunu yapmadıkları gibi çok rencide edici bir şey söylediler. Çok ağır da bir cevap verdiler. Kura çekersin, neresi çıkarsa oraya gidersin. Burası her yer olabilir tarzında. Ve ben tabii o yolu tercih etmedim. Ardından bir sürü davalar, bir sürü tacizler, inanılmaz dertlerle ve sorunlarla boğuşmak zorunda kaldım. Ve hayatım İngiltere'de devam ediyor şu anda. Buradan bir örnek vereceğim. Buraya tabii ağır baskılar yapıldı, siyasi girişimler yapıldı. Benim iade edilmem, burada kalmamam, barındırılmamam şeklinde çok ağır diplomatik baskılar da yapıldı. Ve İngiltere hükümeti bana uzun yıllar şey vermedi. Oturumla ilgili epey hukuk mücadelesi verdim burada. Hatta daha sonra başbakan olan Theresa May'le mahkemeleşerek, onu mahkemeye vererek aldım buradaki oturum hakkımı. 5. yıl bitince ömür boyu oturum hakkı için müracaat ettim. Bu arada 5 yıl bir üniversite hastanesinde görev yapıyorum. Ameliyatlar yapıyorum, kanser ameliyatları yapıyorum. Aranan da bir isim haline geldim. Ülkenin de ihtiyacı var. Ve yine vizemi vermediler. Bunun üzerine BBC benimle bir canlı yayın yaptı. Burayı vurgulamak için anlattım bunu. BBC'nin telefonları kilitlendi ve toplum bizim doktorumuza neden vize verilmedi? Nasıl böyle bir şey yaparsınız? İnsan hayatı kurtaran bir doktora bu eziyeti nasıl yaparsınız diye imza kampanyası başlattı ve zamanın home office'ini ciddi bir baskı altına aldı. İnanır mısınız bir gün sonra home office hem televizyon kanalını ve daha sonra çıktığım bazı kanalları arayarak hem de beni arayarak vizeniz çıktı, hemen size göndereceğiz dediler. Burada böyle bir demokratik olgunluk var. Ne yazık ki ben Türkiye'de bu olgunluğu görmedim. Utanarak ve üzülerek söylüyorum, içim acıyarak söylüyorum. Demokrasinin ne olduğunu, hukukun ne olduğunu, insan haklarının ne olduğunu, özgürlüğün ne olduğunu ve en az bunlar kadar önemli, dürüstlüğün ne olduğunu ben ne yazık ki bu ülkede öğrendim, bu ülkede gördüm. Mehmet Akif'in bir sözü vardı, dinleri işimiz gibi, işleri dinimiz gibi diye. Maalesef Türkiye'de her şey dejenere oldu, rencide oldu, pespayeleşti. Ama bunun sonu hiç hayır değil ve bunu hem siyaset kurumu ödeyecek, hem millet ödeyecek, hem toplum, hem de devlet ödeyecek. Teşekkürler Sayın Çömez değerlendirmeleriniz için. Size tekrar döneceğim. Sayın Ekimoğlu, Sayın Çömez'in söylediklerini dinledik. Evet, gerçekten de siyaset kurumu çok ciddi şekilde dejenere oldu. Hatta ortaya çıkan şöyle bir gerçek var ki bir takım çeteler var devletin içerisinde. Bir de değil, birçok çete var. Sanki bunlar birbiriyle çatışıyor. Öyle görünüyor. Buna katılır mısınız bilmiyorum. Ve varsa da katılırsanız da bu çeteler hangi çeteler? Hangi çeteler çatışıyor? Mesela işte Albayrak'ta Soylu mu çatışıyor? İşte başkaları mı? İçinde bu ya da bir takım baronlar mı? Yani Türkiye bir baronlar devletine mi döndü? Buna dair değerlendirmeniz nedir? Bu Zindaşlı Kuzu Aliye Üçgeninden. Ben üzüleyimi, sevineyimi bilemiyorum iyi mi kötü mü ama resmi kurumlardan istihbarat alabilen bir gazeteci hiç olmadım hayatım boyunca. O yüzden hiçbir resmi kurumdan istihbarat almadığım için de tam olarak bunu bilmem mümkün değil. Ama hani çok dışarıdan bakarak ve bu istihbaratı alabilen gazetecilerin yazıp çizdiklerine bakarak bu iktidar medyasına bakarak yani çok dışarıdan ve açık kaynaklara bakarak görebildiğim, evet tabii bir çatışma var. O zaten çok belli. Ve işin ilginci, uzun bir süredir Erdoğan sonrası diye bir tartışma var farkındaysanız. Ben de hep kafa yoruyorum kendi kendime. Niye Erdoğan sonrası? Mesela niye MHP'de Devlet Bahçeli sonrası değil de? Çünkü onun yaşı Erdoğan'dan 20 yaş falan daha büyük herhalde. Erdoğan'ın yaşı o kadar büyük değil. 20 yaş kadar niye değil Erdoğan? De bir 5-6 yaş kadar da Devlet Bahçeli daha büyük. Evet doğru ama 20 yaş kadar yok. Yok.
attım. Bana çok yaşlı geliyor artık herhalde. Öyle gösteriyor yani, mu öyle değil? De olmayacak, olmaması gerektiği kadar yaşlı bana göre. Ama Erdoğan'ın yaşı bildiğim kadarıyla 67 falan 66. Yani. 52 doğumlu diye aklımda kaldı benim. İşte o yani civarda. O zaman 68 falan daha 70 evet. Bile yok yani. 70. Bir Türkiye gibi bir ülkede genç bir siyasetçi sayılabilir hala. O yüzden niye Erdoğan sonrasını tartışıyor? Ve üstelik bu tartışmayı yapan bizler değiliz. Evet. Yani yandaş medyanın dışındakiler değiliz. Yandaş medya tartışıyor bunu kendi içinde. Şimdi oradan bakınca Albayrak'la Soylu'nun işte ya da başka kanatların işte Pelikancılar'la bilmem kimlerin kavgalarını buna dayandırmak mantıklı gelmeye başladı bana da. Özellikle son bir yıldır Erdoğan'ın medyaya yansıyan işte yürürken aksaması, Ukrayna yürürken aksadığı görüntüler, başka bir görüntüde yalpalıyor yürürken bir resmi törende. Yine Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı basın toplantısında uyuyor. Ukrayna BD Başkanı, Devlet Başkanı masaya vuruyor falan konuşurken uyandırmak için. Ve en son bizzat sarayın kendilerinin servis ettiği o kötü görüntü. Gerçekten çok kötü. Hani insan bir Cumhurbaşkanı'nın ekrana öyle çıkmasına nasıl izin verdikleri, hangi yolla öyle çıkarttıkları, ekran karşısında uyuttukları enteresan bir durum. Bütün bunlara bakınca sanki Erdoğan sonrası tartışmalarının başka bir anlam kazandığını düşünüyorum. Dolayısıyla Erdoğan sonrası kimin partiye hakim olacağı da giderek şiddetlenen bir çatışma. Ama bunun ötesinde Türkiye'nin gördüğüm kadarıyla seçeceği politik hattın hangisi olacağı konusunda da ayrı bir kavga olduğunu görüyoruz. Bunu nereden anlıyorum? Yine işte Sedat Peker'e bu kadar bilgi yağmasından. Yine pek çok gazeteciye acayip istihbarat yağıyor artık. Evet. Belge dosya yağıyor. Şimdi bütün bunlara bakınca bir yandan iktidarın kendi içinde bir çatışma, bir yandan da belki bir kısmı iktidarın içinde ama bir kısmı şu andaki iktidarın dışında olan bir takım güçlerin de yine iktidardan sonrası, bu Erdoğan'dan sonrası için başka bir Türkiye'yi istikamete götürmek istedikleri anlaşılıyor. Bunun umuyorum ki Erdoğan sonrası ben bir parti AKP kalacağını düşünmüyorum tabii. Yani Erdoğan'dan sonra bir AK Parti kalır mı hiç emin değilim. Hatta Erdoğan öncesinde de kalır mı o da ayrı bir tartışma. Çok belirsiz bir sürece girdiğini düşünüyorum Türkiye'nin. Bütün bu hem genel olarak Türkiye'nin hangi batıya mı, doğuya mı, ortaya mı, nereye gideceği belli olmayan dış politikası, hem içerideki bu giderek faşizanlaşan, hani başım belaya girmesin diye böyle diyorum, bir baskıcı ve zorba bir iktidar haline dönüşmesi ve bunu şeylerle yapması, nedir o? Mafyayla, milislerle, ocaklarla, yurt içinde ve yurt dışında bir terör estirmeye çalışması da görünen o ki belirsiz ve çok daha karanlık ve gergin bir sürece gideceğiz. Öyle görünüyor. Öyle bir süreç yaşayacağız. Zaten hep onun için ben belki çok tekrarlıyorum ama bir yıl, bir buçuk yıl
bekleyecek hali yok bu ülkenin. Başka bir yani iktidarı seçime zoracak başka bir hamle gerekiyor artık. Sayın Hekimoğlu, teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Sayın Çömez, önemli bir şey söyledi Sayın İnce Hekimoğlu. Siz Erdoğan'ı çok yakından tanıyorsunuz. Bütün bu olanların onun bilgisinin dışında olması mümkün değil. Bu ilişkiler ağında Cumhurbaşkanı'nın konumunu nerede görüyorsunuz? Bir de bir zamanlarda Sayın Erdoğan'ın doktoruydunuz. Gerçi hasta mahremiyetine dair bilgiler sormayacağım. Onu söyleyeyim baştan. Sağlık durumunu nasıl görüyorsunuz? Bir sıkıntı var gibi diyor Sayın Hekimoğlu. Siz de bir hekim olarak uzaktan buna katılıyor musunuz? Yani tabii ekrana bakarak kendisinin sağlığı ile ilgili bir analiz yapmak çok doğru değil. Yine bilim adamı kimliğimle söyleyeceğim. Görüntü olarak hakikaten çok yorgun bir görüntüsü var. Bu bir rahatsızlık belirtisi mi yoksa çok yoğun bir tabloda çalıştığı için onunla alakalı mı? Bunun analizini yapmak çok kolay değil. Bu itibarla çok fazla ve derin bir değerlendirme yapmak istemiyorum bu konuyla ilgili. Evet, uzun yıllar birlikte çalıştık. Özel Kalem Müdürlüğü'nü yaptım, hekimliğini yaptım, ameliyatlarına katıldım. Geçmişte birçok şeyine vakıftım. Bunlarla ilgili zaten konuşmam doğru ve etik değil benim açımdan. Ama şu görüntüye bakarak tabii bilim adamı olarak değerlendirme yapmak çok doğru değil. Yorgun bir görüntü var. Hastalık işareti mi? Hiçbir bilgi yok, hiçbir belge yok. Dolayısıyla bunun ötesinde bir değerlendirme yapmak çok kolay değil. Peki bu tüm bu olanların onun bilgisi dışında olması mümkün değil. Konumu sizce nedir bu Zindaşti, Kuzu, Aliye Uzun ve daha muhtemelen ortaya saçılacak başka şeyler de var. Bunun merkezinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa onun bilgisi dışında hani çok küçük bir ihtimal ama bir kendisinin sonrasındaki dönem için bir iktidar kavgası mı? Buna dair değerlendirmeniz nedir? Ben biraz daha farklı düşünüyorum sanıyorum sizden ve bu konuda yapılan yorumlardan benim değerlendirmem biraz daha farklı. Çünkü yapının içerisinde aktif olarak bulunduğum için ve o sürecin nasıl çalıştığını, yapının nasıl bir modelinin olduğunu da bildiğim için biraz daha farklı bakıyorum olaylara. Ben birçok konuya Sayın Erdoğan'ın hakim olduğunu düşünüyorum, biliyorum ama bu süreçte bizatihi dahlinin katkısının veya derin bir bilgisinin olduğunu zannetmiyorum. Zaten Sayın Erdoğan öyle bir koza içerisine kondu ki şu anda tamamen gerçeklerden kopmuş vaziyette. Benim gördüğüm o ve konulara tamamen hakim olduğunu da zannetmiyorum. Bunun tabii gerekçeleri var. Türkiye şu anda tek bir insanla yönetiliyor, tek adamla idare oluyor. Herkes ona bakıyor, herkes onun etrafında kümeleniyor. Ve bir kişinin takdir edersiniz küçücük bir işletmede bile her şeye hakim olması ve yönetmesi mümkün değil. Bir takım oyunudur yönetim. Sayın Erdoğan bundan çok uzak bir görüntü veriyor şu anda. Ve konulara vakıf olması, hakim olması mümkün değil. O sebeple etrafında küçük uydular oluştu, güç merkezleri oluştu. Bu güç merkezleri tamamen bir koza içerisine aldılar kendisini ve şu an tamamen gerçeklerden kopuk ve uzak yaşıyor. Hala var arkadaşlarım, kendileriyle görüşüyorum. Aldığım bilgiler dehşet verici. Bunu altını çizerek söylüyorum ve inanarak söylüyorum. Sayın Erdoğan çevrelenmiş ve birçok şeyden bilgisi yok. Zaten bilgisi olsa bu şekilde ciddi politik hatalar da yapmaz. Yani sel felaketinde gittiği Rize'de çayın merkezi olan bir bölgede insanlarla oturup kucaklaşmak, dertlerini dinlemek, çözüm üretmek, onunla ilgili adım atmak yerine adım atmadan çay atıyor insanların tepesine. Bu inanılır gibi değil, akıl alır gibi değil ve sadece bana göre görüntü olarak çirkin değil, siyasi olarak da çok büyük bir hata ve bu hata Sayın Erdoğan'a bilerek yaptırılıyor. Bunun gibi yüzlerce hata var ve tamamen çevrelendiği için ve bu etrafındaki kümelenmiş yapılar bunu da iyi gördüğü için bu yapıyı oluşturdular ve bunlar tabii kendi içerisinde bir güç mücadelesi içine de girdiler. Bu görünen ve görünmeyen bir çatışma var. Albayrak, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu'nun çatışması, yine MİT başkanıyla Genelkurmay eski başkanı ve şimdi evet Fidan ve Akar. Milli Savunma Bakanı'nın Akar'ın yine bu süreç içinde olduğuna dair görüşler var. Ben de bunlara katılıyorum. Ben
Berat Albayrak'ı öğrencilik yıllarından bilirim. Sayın Erdoğan'la Amerika'ya gittiğimizde kendisiyle görüşmüştük o zaman. Daha öğrenciydi, üniversite öğrencisiydi. O dönemden bilirim. Nereden geldiklerini bilirim. Hangi altyapıyla bugünlere geldiklerini bilirim. Bilmiyorum vaktimiz var mı, bir anımı paylaşmak istiyorum ki Türkiye'nin bugün içine düştüğü durumu yansıtabilmesi açısından. Şöyle söyleyeyim, Berat Albayrak'la ilgili. 4 dakikamız. Dilek Hanım'a da son sözü vereceğim. Onu göz önüne alın. O zaman ben bunu burada kapatayım ve bir sonraki programınıza bırakayım. Peki, bir sonraki program için de sözleşmiş olalım. Ama ben sormadan edemeyeceğim. Bana dehşete düşüren, beni dehşete düşüren bilgiler geliyor dediniz Erdoğan'ın yakın çevresinden. Nedir? Bir tane örnek verebilir misiniz? Ne sizi dehşete düşürüyor? Gelen bilgi, dehşete düşüren bilgi. Yani isterseniz o konuya derinlemesine girmeyelim ama şu anda kontrolün tamamen Erdoğan'ın dışına çıktığı ve devletin şu anda yönetilemediğine dair birçok bilgi ve değerlendirmeden bahsedebilirim. Ve çok açık zaten. Yani yangınlarda devletin içine düştüğü durum ortada, sel felaketinde içine düştüğü durum ortada. Merkez Bankası'nın içi boşalmış, devletin haberi yok, herkes başka bir şey konuşuyor. Bunların hepsi zaten bir fotoğraf. Devletin içinde bulunduğu durumla ilgili bir fotoğraf. Bunu ben değişik arkadaşlarımla konuşarak zaten teyit ettim ve ediyorum. Onu vurgulamaya çalıştım. Peki. Teşekkürler Sayın Çömez değerlendirmeleriniz için. Sayın Ekmekçi, bu fuhuş şebekesi meselesi, bu şebeke, buradaki ayrı bir şebeke, birbiriyle bağımsız ya da bağlantılı, bu işlerin sonu, ucu nereye gider? Ben de bu en son konuşulanlar bağlamında bir kapanış değerlendirmesi yapayım. Ben bu yurt kızlarının fuhuşa sürüklenmesi bağlamında peşine düştüğüm yani yapıda şunu gözlemledim, şunu analizi yapıyorum. Devletin içinde gerçekten şu anda bir klikler savaşı var. Ve yani mesela bir Pelikan ve Milli Damar denilen yapıların birbiriyle bir çatışması savaşı olabilir benim değerlendirmeme göre. Çünkü mesela Pelikan grubu işte ATV'ye Müge Anlı, Aleyna Çakır olayını işledi, ATV'ye yakın. Milli Damar yapılanmasının üzerine Sabah gazetesi gitti yine Pelikan'a, yani o gruba yakın. Bu şekilde bir karşılıklı geliş, yine Milli Damar yapılanmasına işte Gökçe'nin o yapılanmanın içinde olduğu değerlendirmeleri hep yapılırdı. Soylu o yapıya yakın. Dolayısıyla Soylu Albayrak çatışması veya Pelikan Milli Damar çatışması gibi okunabileceğini düşünüyorum büyük ölçekte. Ama kliklerin birbiriyle kesiştiği noktalar da var. Yani sadece iki klik yok. Çok fazla klik var. Kesişim yerleri öyle var. Anlaşılıyor. Evet. Ama bir yani bir kısmı fuhuşla ilgileniyor, bir kısmı uyuşturucuyla ilgileniyor. Galiba. Yani kliklerin başka yani bir şey yok. Yani genel sonuçta büyük boyutta, majör boyutta okuduğumuzda böyle iki ana damar birbiriyle bir çekişme halinde gibi. Bir de şunu da ekleyeyim. Bir ittifak, yani 15 Temmuz'dan beri devam eden belki veya biraz öncesinden beri bir ittifakların bozulması, değişmesi sancısı da var aslında yani iktidar içerisinde. Ve gerçekten şu an yargıdaki bu distopik durumdan Adalet Bakanı işte kimseden talimat almayın, bırakın kıyamet isterse kopsun, adalet yerini bulsun diyor. Öbür tarafta Anayasa Mahkemesi Başkanı distopya sözcüğünü kullanıyor. Diğer tarafta Perinçek Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı istifaya davet ediyor. Bahçeli Anayasa Mahkemesi'ni kapatalım diyebiliyor. Yani bu böyle bir tablo var. İnşallah ülkenin sonu hayır olur. Gerçekten çok yaşadığımız gerçekten bir distopya ama. Yani avukat Dilek Ekmekçi, katılımınız ve katkılarınız teşekkür için ederim. Çok teşekkür ederim. Sayın Turan Çömez, katılımınız, katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Gazeteci İnci Hekimoğlu, değerli yorumlarınız, katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar. Gündem Özel'in sonuna geldik. Bu akşam Gündem Özel'de yurtta kalan kız çocuklarını fuhuşa sürükleyen şebekeyi, Burhan Kuzu, Zindaşlı, Aliye Uzun üçgenindeki devlet-mafya-siyaset ilişkilerini masaya yatırdık. Bizden sonra Gece Editörü var. Hoşçakalın.